Çok değerli milletvekillerim, il başkanım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı, kaymakamlarım, çok değerli başta Pamukkale ilçesi olmak üzere, çünkü burası Pamukkale ilçemiz, değişik ilçelerimizden gelen çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli Ticaret Odası Başkanım, Emniyet Müdürümüz, çok değerli hanımefendiler, çok değerli hemşerilerim, mahalleli kardeşlerim, çok değerli çalışanlarımız. Ben öncelikle bu güzel açılışımıza, bu yapmış olduğumuz güzel eseri Sayın Bakanımızın teşvikleriyle, onurlandırmasıyla yapacak olduğumuz açılışa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok şükür güzel bir havada, güzel bir işin açılışını yapacağız. Tabii İncilipınar mahallemiz ve çevresi, çevredeki mahallelerimiz baktığımızda birçok imkanı çok önceleri aldı. Ve 2004'te şunu net olarak belirtmek isterim. 2004'te İncilipınar ve çevredeki mahallelerimize öyle güzel, güçlü bir güneş doğdu ki gidecek parkımızın olmadığı Denizli'de burada güzel bir parkı inşa etti. Bunun da mimarı Sayın Bakanımız, başkanlığı döneminde Sayın Bakanımız Niyaz Seybekçi Bey'dir. Bunun yanında birçok eserler yapıldı. Bunun yanında altyapısı buranın baştan aşağı değişti. Ben bu mahallemize ve Denizli'mize o 2004'te güzel işlerin başlangıcı ve ilkleri yapan çok değerli bakanımız Sayın Niyaz Seybekçi Bey'e şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten şu park girilmiyordu. Şükür olsun ki biz de yanında yer aldık ve bu emanet bize verildikten sonra da aynı anlayışla, aynı hızlı koşmayla birçok işleri yapmaya başladık. Şükür olsun bugün Denizli'mizde her yer altyapısıyla, üst yapısıyla, yapılarıyla inşaat haline geldi. Tabii ki inşallah Denizli'miz büyüdü, büyük şehir oldu. O büyük şehirle beraber de başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Sayın Bakanımız Niyaz Seybekçi Bey'in destekleriyle, milletvekillerimizin destekleriyle, il başkanımız ve teşkilatımızla, tüm belediye başkanlarımızla, tüm çalışan kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla el ele vererek Denizli'mizde birçok işleri yapmak ve güzelliklerin üzerine güzellik koymak, taş üzerine taş koymak için gayret ediyoruz, koşuyoruz 24 saat günde. Allah'ım mahcup etmesin. İşte bu eserlerden birisi de bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzumuz. Burada biliyorsunuz daha önce açık bir havuz vardı. Allah razı olsun, geçmişte başkanlarımız da bu eseri bırakmışlar ama artık fonksiyonunu, ömrünü tamamlamış bir tesisti. Ve artık açık da ancak 2-3 ay hizmet veren bir tesisti. Onun yerine kapalı yüzme havuzunu inşa ettik. Bundan 3-4 yıl önce, belki 5 yılda olmuş olabilir, Cumhurbaşkanımız Denizli'ye teşrif ettiklerinde kapalı yüzme havuzları yapacağımızı kendilerine arz ettiğimizde kapalı yapmamızı kendilerinin talimatı oldu. Doğru bir talimattı ve kapalı yüzme havuzları yapmaya devam ediyoruz. Bu İncilipınar'daki yüzme havuzumuz sadece yüzme havuzu değil. Üst katlarında çok amaçlı salon sporlarının yapılabileceği, artık hele hele hanım kardeşlerimizin o pilates, zumba anlamında, aynı zamanda fitness alanında spor aletlerinin de olduğu, herkesin böyle gelip kullanabileceği bir spor kompleksini İncilipınar artı etrafındaki mahallelerimize, bu bölgemize
çok şükür kazandırdık. Daha önce Kayhan'da bir yüzme havuzu inşaatı tamamlamıştık. Şu anda İncirpınar'la beraber Denizli'mizde toplam 7 tane yüzme havuzunun inşaatı devam ediyor. İnşallah onları tamamladığımızda Denizli'de yüzme bilmeyen kalmayacak. Mazeret kalmayacak Allah'ın izniyle ve ücretsiz olarak açtığımız kapıları başta çocuklarımız olmak üzere, hanım kardeşlerimiz olmak üzere isteyen herkese yüzme kursu vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Tabii spor çok önemli. Hayatta sağlık anlamda, ruh ve beden sağlığı anlamda da çok çok önemli. Sizler bunu benden kat kat iyi biliyorsunuz. Ben bu tesisimizin güzel günlerde insanlarımızın sağlığına katkı sağlaması anlamında çok büyük fonksiyonlar yerine getirsin. Birlik ve beraberliğimizi daim edilsin. Gelecek nesillerimizin daha zinde, daha güçlü, daha sağlıklı olmasına katkı sağlasın düşüncesiyle ve dileğiyle burada çalışan, bu projesinden bugüne kadar emek veren, başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere her kim burada bir taş koyduysa ve o kardeşlerimin de alın teri var burada, onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Onlara da şöyle sizlerden güçlü alkış istiyorum. İnşallah bundan sonra da Denizli'mize hizmet etmeye, hep beraber kol kola girerek hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'ım hayırlı ve uğurlu eylesin diyorum. Ben tekrar bakanımıza bu açılışlara teşvik ettikleri için, zaman ayırtları için gece yurt dışından geldi. Gerçekten mazeret yok dediği için kendilerine de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürlerimiz. Yargıtay Ulusal Başkanımız, değerli meslek arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hayırlı olsun. Denizli'miz altyapısıyla, üst yapısıyla modern, çağdaş bir kent görünümüne hızla kazanıyor. Büyükşehirimiz ve belediyelerimiz, hepimiz, valiliğimiz bu hizmette koşturuyoruz. Sizlerin desteğiyle ve onayıyla, Sayın Bakanımızın bizlere olan büyük güven ve sahip çıkmasıyla bu projeleri ard arda tamamlıyoruz. İnşallah daha güzel günler Denizli'nin oluyor. Denizli halkımız en iyisine layıktır hizmetin. Emeği geçenlere diyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Bakanımıza bize sağladığı destekler için teşekkür ediyorum. İnşallah Denizli'miz çağdaş görünümüyle, modern görünümüyle hep Avrupa şehirlerine gittiğimizde özendiğimiz işte güzel meydanları, sokakları, parkları vardır denilenlerin çok daha iyisine en kısa zamanda kavuşacaktır. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Huzurunuza saygıyla ayılıyorum. Allah'a emanet olun. Çok değerli valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli milletvekilim, çok değerli il başkanımız, belediye başkanlarımız, değerli kaymakamlarımız, değerli Mülki Erkan, değerli İncirpınarlılar, Denizliler. Kapalı yüzme havuzumuzun açılışında bir arada olmaktan dolayı, sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ve hayırlı olsun diyorum inşallah Denizli'mize, elimize. Kısaca 2004 yılını hatırlıyorum. Belediye başkanlığını değerli bakanım Niyaz Zeybekçi, o gün il başkanıydık, kazandıktan sonra Denizli'nin hani yüzü şemal değişti derler ya, her şeyi değişti. İlk başta belki de bir vizyon şehir, lider şehir olacak dendiğinde kimse anlamadı. Ama bugün birçok ile gittiğinde ya da birçok ilden gelenler buradan geçtiğinde Denizli'nin nasıl değiştiğini, nasıl Avrupa'yı aratmayacak hatta daha ilerisinde olan bir şehir olduğunu hep beraber görüyoruz, beraber yaşıyoruz ve birlikte bunu gururla taşıyoruz. Bundan dolayı o günden bugüne 15 senedir, 16 senedir görev yapan ve çalışan değerli belediye başkanımız döneminde, yani o dönemki Niyaz Zeybekçi başkanımıza, ekiplerine ve bugüne kadar hizmet eden değerli kardeşlerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan kardeşimize, başkanımıza böyle güzel bir tesisi Denizli'ye hediye ettiği için de ayrıca çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Denizli'mize diyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sağ olun.
Biraz daha şöyle. Biraz daha şöyle. Biraz daha evet. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah.